Oğuzhan'cığım merhaba. Merhaba, merhaba, selamlar. İyi, bağlandık. Çok şükür. Selamlar. Bağlantı biraz koptu gibi ama tamam, toparlandı. Evet, Nasılsın, tamam şu iyisin? an. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim Oğuzhan'cığım, sağ ol. Seni görmek ayrı bir mutluluk. Bizi Degiyat'ın bir canlı Instagram yayına katıldığın için, bizi kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yani hem böyle seninle burada görüşmek hem Denizli'deki herkese, bütün dostlara, arkadaşlara, herkese böyle buradan aslında karşılıklı burada sohbet etmek benim için de güzel bir keyif. Davetiniz için de çok teşekkürler. Nasıl gidiyor korona süreci? Uzun bir zamandır, yaklaşık Mart'ın ortasından beri Türkiye olarak, Denizli olarak, tüm büyük şehirler olarak, özellikle bu sokağa çıkma yasağından etkilenen büyük şehirler olarak sıkıldık. Nasıl, size durum nasıl? Ya bizde de öyle işte 3 aylık bir zaman oldu neredeyse. 3 aylık zamanda evden dışarı çıkmadık. Sadece böyle zorunlu haller dışında evdeyiz. Şimdi ben konuşuyorum sanayicilerle, iş sahipleriyle. Herkes ofisine gidiyor çoğunlukla. Sizin oradaki durumları bilmiyorum ama çoğunlukla birçok kişi iş sahibi işini bırakmıyor, gidiyor. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Şimdi dün şöyle bir telefon aldım. 3 ay önce böyle arayıp görüşmek isteyen birisi vardı. Ondan sonra görüşemedik tabii bu koronadan dolayı. Dün beni aradı. Hocam diyor, artık görüşebiliriz. Korona bitti nasıl olsa diyor. Telefonda görüşmeyi risksiz bulmuş artık ha. Artık hayır, yüz yüze görüşebiliriz artık diyor. Korona bitti nasıl olsa diyor. Yani böyle bir insanlarda da hani artık bu 1 Haziran'da itibaren hani böyle bir algı da oluştu ama aslında korona bitmedi yani yine devam ediyor. Tabii hayatımız biraz değişti bu noktada. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Bugün konuşacağız zaten. Bu arada görüntü böyle biraz bir gidiyor ama benim görüntü nasıl? Senin görüntü böyle biraz bazen bulanıklaşıyor. Seninki gayet iyi. Sesini de ben İyi. duyabiliyorum. Tamam, bir sıkıntı yok. Tamam. Bizim açımızdan Evet. yok. Tamam. Aynen, yani bu korona sürecinin bittiğini, salgının bittiğiyle ilgili böyle 1 Haziran'dan sonra özellikle bir şey var, algı var. Tabii ki yani işlerimizin ve normal hayatın tekrardan başlaması gerekiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil, süreç değil ama tedbiri de elden bırakmamak lazım. Çok fazla ben tıbbi bilgiye sahip olmamakla birlikte bu virütik hastalıkların, salgınların biraz da böyle zaman içerisinde mutasyona uğramak suretiyle insan vücuduna daha az etkileri olacak şekilde mutasyona uğradığını biliyorum. İnşallah bu düşündüğüm gibi olur. Hasta olsak da İnşallah. öldürücü bir etkisi olmaz inşallah bundan sonraki süreçte. İnşallah. Tabii şimdi burada aslında 2 türlü bir risk var. Yani bu krizin en başından beri. Bir tanesi işte senin de söylediğin gibi işte bir sağlık riski var hepimizde. Ne olacak? Bir kendimizi bu sağlık riskinden korumaya çalışıyoruz. Bir tarafta da ekonomi riski var. Şimdi bazı insanlara da bakıyoruz. Dışarıda virüs var, ne yapıyorsun diyoruz. Adam diyor ki öbür türlü aç kalıp da mı öleyim diyor. Yani böyle bir tarafta o ekonomi de çünkü insanı öldürüyor. Sağlık da insanı öldürüyor. Yani iki tarafta bir risk var. Tabii bu dengeyi de gözetmek lazım. Hani bir taraftan böyle doktorlara, sağlık personeline çok büyük tabii bu süreçte yük düştü. Yani onlar çok büyük özveriyle bu şeyde çalıştılar. Öte yandan da tabii bunun sağlık sorunlarının doğurduğu başka sorunlar var. Onlar belki ilk anda insanların aklına gelmedi. Bu korona sürecinin başlangıcında aslında ben böyle bir inisiyatifte bulundum. Hani burada yeri gelmişken hani ben de ondan bahsedeyim. Belki hani bilmeyenler olabilir. İlk bu şey ne zamandı ilk korona? 16 Mart'tan itibaren, 11 Mart'ta ilk galiba açıklandı. 16 Civarında. Mart'tan itibaren yavaş yavaş herkes evlerindeydi. O tarihlerde şunu gördüm. Bir işte Estonya'da bir şey yapılmıştı. Online bir hackathon. Yenilikçi, biz bu koronanın yarattığı sorunlara yenilikçi nasıl çözümler üretebiliriz diye. Ben dedim ki ya Türkiye'de biz böyle bir şey niye yapmıyoruz dedim. Akabinde böyle bir girişimciler işte geri dönüş yaptılar. Hızlı bir şekilde konuştuk ve Türkiye'de birçok derneğin, vakıfın bir araya gelmesiyle işte ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, üniversiteler bir araya geldi. Türkiye Bilişim Vakfı, Teknoloji Gelişme Vakfı, Habitat Derneği, Girişimcilik Vakfı, Endeavor Derneği, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Odalar Borsalar Birliği böyle birçok kurumun bir araya geldiği bir akım başlattık, bir inisiyatif başlattık. Koronaton Türkiye dedik buna. Çok hızlı bir şekilde hayata geçti. Ve orada biz daha hemen bunun başında dedik ki
biz burada bu koronanın yarattığı sorunlara sağlık dışında ne çözüm bulabiliriz? Teknolojiyi kullanarak, girişimciliği kullanarak. Yani burada bilinmeyen, aklımıza gelmeyen sorunlar da var. Bunları kolektif akılla, ortak akılla bu sorunları tespit edebiliriz. Bunlarla yaratıcı çözümler üretebiliriz dedik. Böyle bir inisiyatifte bulunduk. Hatta bazı arkadaşlar şey dedi. Bir dakika dedi, biz böyle bir şey yapmadık. Biraz bir uğraşalım bakalım, deneyelim, öğrenelim. Haftaya yaparız, öbür hafta yaparız. Ama çoğunluk arkadaş da şey dedi. Yok dedi, bizim bunu hemen bu hafta yapmamız lazım. Yani bir hafta daha gecikecek vaktimiz yok. Hemen hayata geçirmemiz lazım. Hakikaten de o, yani biz böyle hemen hayata geçirmemiz lazım dediğimizde nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Süreçle ilgili birçok bilinmez vardı ama hani böyle bir söz var ya Mevlana'nın, yola çıktığında yol görünür diye. Hakikaten de öyle oldu. Yani biz yola çıktığımızda bir anda baktık. Yani o tabii sabah akşam o arada Zoom görüşmeleriyle çok yoğun konuştuk, çok çalıştık o sürede. Birçok işte bize destek verdi ama bir baktık yani o sorun gördüğümüz her şey çözüldü. Ve nihayetinde de hakikaten çok değer yaratan projeler çıktı. 1500 kişi başvurdu, 150 proje geldi. Müthiş. Bunların arasından 12 tane projeyi biz kazanan ilan ettik. Yola çıktığımızda para falan yoktu ha. Böyle o iki günde kurumlar, 8-10 tane kurum geldi. Ben 10 bin lira veriyorum, ben 20 bin lira veriyorum, ben 10 bin dolar veriyorum. Böyle bir para toplandı. Biz bu parayı da kazanan girişimlere doğrudan eşleştirdik. Yani biz hiç dokunmadık paraya. Dedik ki şu firmaya siz şunu verin, bu firmaya bunu verin. Hatta firma da değil, pardon, projeye. Çünkü hepsi şirket değildi. Sonra şirketleşemeyenler para alamadı. Sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bizimle iletişime geçti. Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır sağ olsun. O da biz de böyle 3 gün boyunca Zoom toplantılarına katıldı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'la bizi buluşturdu. Sonra TÜBİTAK bir destek verdi bu yarışmaya katılanlara. Takım başına 20 bin lira, toplam 600 bin TL bir destek açıkladı 30 tane projeye. Bunu da dedim işte katılan Boğaziçi ODTÜ İTÜ üzerinden vereceğim. Yani böyle bizim bir fikir yani milyon liranın üstünde bir değer yarattı. Ve baştan hiç böyle bir hesap kitapla girmedik. Bunun yapılması lazım diye girdik. Ortak imece usulüyle ortaya güzel bir iş çıktı, yaratıcı işler çıktı. Ve hakikaten şimdi de mesela etkilerinden bir tanesi Sağlık Bakanlığı mesela, gene bakanımızın danışmanıyla görüştük. Sağlık Bakanlığı mevzuatında telesağlık konusu bir regülasyona tabi olan bir konuydu. Mesela orada regülasyon biraz gevşedi, bu uygulamalara izin verdi. Aile hekimleri buna dahil oldu. Uzaktan eğitim, uzaktan terapi konularında hizmetler gelişti. Yani orada da böyle bir nebze olayın hemen başında bir kolektif bir şekilde katkımız oldu. Bu da bana mutluluk veriyor. Yani sadece sağlıkçı olmak gerekmiyor sorun gördüğümüzde buna çözüm bulmak için. Herkes bulunduğu yerden ne yapabiliyorsa yapabileceği bir şey var. Onu göstermiş olduk aslında. Çok güzel. Yani bu korona tonu ben daha önce duymamıştım ama şu anda senin böyle direkt başını çektiğin bir inisiyatif olması dolayısıyla da anlattıkların şeyden sonra çok hoşuma gitti. Sonuçları da çok olumlu olmuş. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz. Krizler mutlaka toplumun geneline ilk başta böyle bir takım olumsuz etkileri ve engeller, birçok tehditler getiriyor. Seferberlik gibi, savaş gibi, salgın gibi. Ancak bunları da fırsata çevirebilmek, bir takım fırsatları da beraberinde getiriyor bu tip krizler. Sizi tebrik ediyorum. Bu krizin içerisinden böyle bir fırsat yakalayıp bunu olumlu bir sonuca bağlamaya yönelik çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Emeği geçenlere ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Ya şöyle oldu. Burada hani bazen hani şey derler. Ben de girişimcileri böyle sıklıkla konuk ediyorum. Hem okulda hem televizyonda birçok yerde. Birçok girişimci hep şunu der. Ya böyle olacağını anlatsalardı ben inanmazdım. Yani hayal bile edemezdim. Hakikaten bilim kurgu filmi gibi. Efendim? Bilim kurgu filmi gibi yani böyle. Bak, bu salgın böyle olacak, şu olacak, bu olacak. Yani inanmazdık hiçbirimiz. Ya şimdi salgında ona inanmazdık veya bir işe başladığınızda işin sonucunun ne olacağına inanmazsın. Bizim bu koronatonda da öyle oldu aslında. Yani böyle bu kadar çok etki yapacağımızı düşünerek, hesap ederek hani böyle bir işe girişmedik ama böyle bir kar topu etkisi gibi büyüdü. Şimdi Avrupa Komisyonu bir böyle hekaton organize etti. Orada bizi davet etti. Avrupa Komisyonu'nun hekatonuna katkı verdik. Şimdi de bize şeye aday gösterdiler. Avrupa Birliği'nin bu yenilikçi girişimci ülke bazında kalkınmaya katkıda bulunan projelerine aday gösterdiler. Dün COSGAP'ten böyle bir şey davet aldık. Türkiye'den bizi aday olarak bizi gösterdiler. Böyle bir şey oldu. Hani herkese iyi gelen, herkesi iyi hissettiren bu sıkıntılı, çünkü can sıkıcı bir şey. Yani hakikaten
apokalips gibi bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Yani kıyamet evet. sonrası gibi bir dünya oldu. Dışarı çıkıyoruz, böyle değişik bir dünya, tanıyamıyoruz dünyayı. Ama bu insanların umutsuzluk, çaresizlik anında biraz moral olduk. Hani biraz da bunu yapmak lazım ya. Yani şey, moral vermek lazım insanlara. Çünkü evet. en büyük ihtiyacımız moral. Aynen. Yani bu güzel fikrinizde bu şey sıkıntılı dönemde insanlar bir araya gelmiş, kolektif bir çalışma ortaya koymuşlar. Motive olmuşlar ki bu kadar kısa süre içerisinde bu koronatondan çok güzel sonuçlar çıkmış. Tekrardan tebrik ediyorum Oğuzhan Hocam. Çok, çok teşekkürler Hakan'cığım. Çok sağ ol. Oğuzhan Hocam, şimdi geçtiğimiz günlerde isterseniz artık ben şeye giriyorum, konuya giriyorum. Evet, onlara. Evet, evet. Gündemimizde çok herkesi şaşırtan, çok böyle hani konvansiyonel işlere göre çok genç olan bir şirketin satışına şahit olduk Türkiye'de. İşte Peak Games 1.8 milyar dolar gibi bir rakama işte Amerikalı oyun şirketi Zynga Games'e satıldı. Evet. Ve bu Türkiye'deki ilk unicorn olarak işte değerlendirildi. Tabii biz Anadolu'da iş yapan büyük üretim kapasitesine sahip ihracatçı bir şehiriz. Ancak bu unicorn kavramları, işte dijital şirket veya mobil oyun şirketi kavramları bizler için biraz uzak. Biz de bunları merak ediyoruz. Tabii ilgimizi çekiyor. Bunlarla işte nasıl bu kısa süre içerisinde bu şirketler bu derecede değerlere ulaşabiliyor, değer yaratabiliyor? Bunları merak ediyoruz. Yani unicorn nedir? Unicorn girişimcilik nedir? Türkiye'de bunun gibi hani ilerleyen dönemde tekrar unicorn olmaya aday şirketler var mı? Dünyada bunun önderleri, örnekleri nelerdir? Bunları merak ediyoruz ve şimdi bu şirket Peak Games 2010 yılında kurulmuş. Yani 10 yıllık bir süre içerisinde geldiği yer inanılmaz bir durum yer. Türkiye bu girişimcilik ekosistemi geçtiğimiz 10 yıl içerisinde nereden nereye geldi ve siz geleceğini nereye görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz bu girişimcilik ekosistemini? Şimdi ya öncelikle zaten Peak Games'in başarısı sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında çok büyük bir başarı. Ve bu anlamda da dikkatleri Türkiye'nin üzerine çekti. Bence bizim açımızdan en güzel, en olumlu gelişme de bu. Şimdi Türkiye'de böyle bir gelişmekte olan oyun sektörü piyasası vardı. Benzer işlerde bu şekilde gelişmeye devam ediyor. Devam edecek. Hatta bir örnek vereyim. Geçen bu Covid'den önce, birkaç ay önce bir öğrencim geldi. Ya dedim, ben seni okulda hiç görmedim, sen hakikaten okula devam ediyor musun falan diye sordum. Hocam dedi, ben dedi okulu bıraktım dedi, bir oyun şirketi kurdum dedi geçen sene, daha bir yıl olmamış. Ondan sonra hocam dedi, şimdi bir İsrailli bir firma geldi dedi, 5 milyon dolar veriyor, şirketi satayım mı, ne diyorsunuz dedi. Ondan sonra dedim, veriyorlarsa 5 milyon dolar sat dedim. Çocuk satmadı. Dedi ki hocam, ben seneye 20 milyona satarım dedi. Şimdi ucuza gitmesin dedim. Şimdi yani bu aslında oyun sektörü, yani bu Peak Games'in başarısı bir günde bir anda olmadı. 2010 yılında Peak Games kurulunda biz Sidar'la, kurucu ekiple, işte Hakan Baş vardı ortağı, yine Evren. Yani ilk kurulduğu günden beri aslında tanışıyoruz. Görüşüyorum kendileriyle. İlk kurulduğunda da büyük bir aslında heyecanla kuruldu, umutla kuruldu ve daha kurulduğunun ilk senesinde önce 5 milyon dolar, sonra 10 milyon dolar, 20-30 milyon dolar. Yani daha böyle ilk iki senede değerlemesini yüz milyonlarca doların üzerine çıkarmıştı. Yani çok hızlı bir büyüme gösterdi, çok hızlı bir büyüme gösterdi ve Peak Games'in değerlemesi bugün unicorn olmadı, bugün 1 milyar dolar olmadı. Çok daha önce, zaten birkaç sene önce Peak Games'in biz değerinin 1 milyar doların üstünde olduğunu biliyorduk. Yatırım değerlerinden. Çünkü Zynga zaten daha önce Peak Games'ten 100 milyon dolarlık bir hisse satın almıştı. Yani yine bir azınlık hissesi almıştı. Ve Okey oyunu vardı. Zaten Peak'in ilk çıktığı oyun Okey oyunu. İlk hayata da öyle geçmişti. Bugün herhangi bir devlet dairesine gidelim, herhangi bir şirkete gidelim, İnsanlar boş zamanlarında Okey oynuyorlar. O zaman Facebook'taydı, bugün mobilde. Ya günlük Okey oynayan kişi sayısı Türkiye'de 3,5 milyon. 3,5 milyon bir günde Okey oynuyor ya. Akıl alır gibi değil. Ya Peak Games çok güzel bir noktayı yakalamış. Türk insanının neyi sevdiğini çok iyi keşfetmiş. Aynen. İlk ortaya çıkışı bu. Sonra Türkiye'de başarılı oldu. İkinci aşama lokalizasyon yaptı. Yani önce Türkiye'ye özgü bir oyunla çıktı. Sonra ikinci aşamada yurt dışında başarılı olmuş oyunları Türkçeleştirdi. Böyle 15-16 tane oyun çıkardı. İkinci safhası buydu Peak Games'in. Üçüncü safhasında, burada da başarılı olduktan sonra zaten Zynga'dan yatırımı aldı birkaç sene önce. Ardından dedi ki, ben dedi artık global, dünyada bir numaralı oyun şirketi olacağım.
bütün dünyayı hedefleyen bir oyun çıkaracağım dedi. Toon Blast diye bir oyun çıkardı. Ve hakikaten dünya pazarında da lider oldu ve Hollywood yıldızlarıyla reklam çekti. Ryan Reynolds'la bir reklamı var 2017 yılında. Amerika pazarına yönelik. Televizyon reklamları yaptı. Yani böyle bir sadece internette büyüyen, gelişen de bir iş değil. Yani agresif bir pazarlama da var. Türkiye'de de geçen sene benzer bir kampanya yapmıştı. Yani işin özü şu. Startup dünyasının aslında kendine göre bir dinamiği var. Normal bizim ticarette bildiğimiz dinamikten biraz daha farklı. Ve Peak Games bu dinamiği çok iyi uyguladı. Bu dinamiği çok iyi özümseyerek zaten bu şekilde doğdu. Bütün kurucuları da böyle. Ve bu oyunun kuralları neyse, oyunun kurallarını aynen Silikon Vadisi'ndeki bir girişim gibi uyguladı. Yani hiç öyle ben Türkiye'deyim, ben yapamam, burada şöyle bir şey var, ekonomi böyle, politika böyle, siyaset böyle, insanlar böyle. Hiçbirinin ardına sığınmadı. Ben dedi dünya çapında bir oyun oynuyorum, dünya lideri olacağım. Nerede olduğumun benim bir önemi yok. Benim yarıştığım yer dedi şey Amerika, dünya pazarı. Yani bir kere zihniyet çok farklı. Vizyon çok önemli. Şimdi Türkiye'deki iş dünyasına bakalım genel anlamda. Ben Türkiye'de en büyük eksikliği bu. Zihniyet ve vizyon eksikliği oluyorum. Bir de üstüne güven eksikliği var. Türkiye'de firmalar, insanlar ne kendilerine güveniyorlar ne birbirlerine güveniyorlar. Heyecan verici vizyonları olmadığı için de en yüksek kalite çalışanları işe alamıyorlar. Evet. Şimdi bakın bu startupları geleneksel işletmelerden ayıran en büyük şey işte bu vizyon ve güven. Bir vizyonunuz olacak ki insanlar çekeceksiniz. Bir örnek daha vereyim. Şimdi ben de bundan 12-13 sene önce ben de bir işte startup şirketi kurmuştum. Boğaziçi Üniversitesi'nden bir yüksek lisans öğrencisini işe aldık. Çocuk bize gelmeden önce bir bankada 5000 TL maaşla çalışıyordu. Bu dediğim yıl 2007-2008. Yani 12 sene önceden bahsediyorum. Çocuk 5000 TL maaşı bıraktı, geldi bizimle 2000 TL'ye bizde çalışmaya başladı. Şimdi geleneksel bir şirkette bunu yapar mısınız Allah aşkına? İnsanlar 100 lira maaş farkı için işte ekliyorlar. Şimdi demek ki burada başka bir şey var. Sordum neden böyle bize geldin dedim. Yani bilmiyordum oradan o kadar maaş aldığını. Ya dedi sizin yaptığınız iş beni çok heyecanlandırıyor dedi. Aynen. Şimdi startupların diğerlerinden yaptığı şey de bu. Farkı bu. Bir iddiası var startupların. O iddia ne? O iddia dünyayı değiştirmek. Dünyayı fethetmek. Yani böyle bir çok geniş bulunduğumuz yeri daha iyi hale getirmek. Dolayısıyla insanlar bu hikayenin parçası olmak istiyorlar. Ya yani Peak Games'in ekibi müthiş bir ekip. Türkiye standartlarının çok 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 üstünde bir ekip. Çünkü iyi bir iş yapmak istiyorsanız iyi kalite insanlar lazım size. İyi kalite insanlar için de para yetmiyor. Para yeterli değil. Daha az maaş verebilirsiniz ama çok yüksek bir amaç vermeniz lazım. İnsanlar size o yüksek amaç için geliyorlar. O büyük grand vizyon için geliyor insanlar size. Bunu çok iyi vermeniz lazım. Bunlarla beraber oyunun kurallarını da iyi oynayınca işte böyle bir başarı geliyor. Şimdi peki, unicorn dediğimiz... Olsun hocam. Şunu araya girerek sormak istiyorum. Peki bu Peak Games'in Türkiye'de yakalamış olduğu bu başarıyı, daha doğrusu dünyada yakalamış olduğu bu başarı sadece Peak Games özelinde bir başarı mı? Yoksa Türkiye'de öyle bir girişimcilik ortamı mevcut da farklı firmalar da bunun arkasından motive olup gelebilirler mi arkasından? Yani bu tesadüf eseri bir başarı mı? Yoksa sürdürülebilir bir şeyler arkadan geliyor mu? Geleceğini nasıl görüyorsunuz bu sektörün Türkiye'de? Şimdi ben Türkiye'de oyun sektörünün, şimdi bu bence mesela bu satın alma Türkiye'de özellikle oyun sektörüne büyük bir ivme kazandıracak. Zaten son yıllarda Türkiye'de oyun sektörü çok yükselişte. Yani dünyada oyun sektörü dediğinizde 5 ülkeden biri Türkiye. Yani o açıdan önemli bir yerdeyiz. Yani oyun yatırımları, Türkiye'de bir fırsat var oyun yatırımlarında. Şimdi özellikle bu Peak Games'in satılmasından sonra mesela Peak Games'e çalışan 300 kişi ne yapacak? Bunlar da gidecek kendi şirketlerini kuracak. Ya da var olan başka oyun şirketleriyle beraber çalışacaklar. Veya başka şirketlere yatırım yapacaklar. Yani bir know-how var burada. Bu iş know-how işi, network işi. Bakın know-how ve network. Şimdi bu know-how ve network ülkenin geri kalanına yayılacak. Dolayısıyla özellikle oyun sektöründe çok büyük potansiyel var. İşte ben o öğrencimi bu yüzden anlattım. Boşuna anlatmadım. Ya düşünün bir senelik bir şirket bile
5 milyon dolara satılabiliyor. Yani 0 lira sermayeyle kurulan bir şirketten bahsediyoruz. Çocuk kendisi kurduğu bir şirket. Bir yılda 5 İnanılmaz. milyon dolar para ediyor. Seneye diyor 20 milyon dolar. Öbür sene 100 milyon dolar. Ya satmıyor da şirketi. Hani öyle bir özgüveni var ki satmıyor da şirketi. Yani şimdi birkaç sene önce de Gram Games'i görmüştük. Zynga Gram Games'i almıştı. Gram Games de bir Türk şirketi. Biliyorum. Gram Games'in de 3 sene önce 250 milyon dolar almıştı Zynga. Gram Biliyorum. Games'in de sektöre çok büyük etkileri oldu. Dolayısıyla bu peak satın alması bu konuda çok büyük etki yaratacak. Yani oyun sektörü Türkiye'de bence yatırım yapılabilir en önemli sektörlerden bir tanesi. Özellikle bu know-how'un ve network'ün olduğu bileşenlerle beraber. Bu Evet, Peak peki Games etkisiyle beraber. bu yani unicorn olabilmek sadece oyun sektörüne bağımlı bir durum değil tabii ki. Yok yok değil, değil. Yani farklı girişim Tabii. dallarıyla da unicorn olabilirsiniz. Oyun sektörü dışında Türkiye'nin de böyle unicorn olmaya aday şirketleri veya durumu var mıdır Var. başka ilerleyen dönemde? Tabii. Mesela yine bu yazılım anlamında, pazarlama anlamında Insider diye bir şirket var. Daha dün onlar da yatırım açıkladılar. 32 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldılar. Toplam aldıkları yatırım tutarı böylece 60 milyon dolar civarına geldi. Onlar güçlü bir unicorn adayı. Evet. Şu anda neredeyse 20 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Bir diğeri Getir. Yani bu Getir'den sonra işte Banner Instagram. Boran evet. Efendim? Serkan Borançlı'nın sahibi Evet. olduğu bir Evet, taksinin ve Serkan ve Getir. Nazım Salur. Evet, Nazım Salur ve Nazım Berna Salı, Uzanlar. evet. Serkan da yine daha önce bir internet girişimcisiydi. Gitti gidiyorum kurucularından. Yani Evet. bakın, başarı hikayeleri olunca bu girişimciler sonradan başka girişim hikayelerinin de parçası oluyorlar. Yine yatırımcısı veya girişimcisi olarak. Nazım Salur da önce bir taksiyi kurdu, şimdi Getir'i kurdu. Yemek sepeti, ülkenin en büyük ilham kaynağı yemek sepetidir. Bence Evet, özgüven kaynağı Nevzat Bey, yemek Nevzat sepetidir. Aydın. Nevzat Ay, ne, ya yemek sepeti çoktan unicorn oldu zaten. Yemek Değil mi? sepeti. Bence Tabii. aslında hani unicorn'u böyle milyar dolar veya belli bir satış hacmiyle sınırlandırmak çok doğru mudur değil midir bilemiyorum. Hani bildiğim kadarıyla belli bir rakamın üzerindeki satışlarda veya değerlemede unicorn oluyor ama biz ilk yemek sepetinde duyduk böyle büyük bir satışı değil mi? Delivery Hero'ya Evet. satıldı diye Evet. hatırlıyorum. O zaman da 600 küsur milyon dolara satıldı yemek sepeti. Ya şöyle aslında Nevzat'la hani bu konuları konuştuğumuzda Nevzat'a kalsa o daha satmayacaktı aslında. Ortakları da 200 milyon dolara fitti. Yani 200 milyon dolar ilk verdiklerinde satalım diyordu ortakları. Nevzat zorlayarak 600'e çıkarıyor. Ve tabii Türkiye'nin şartları vesaire neyse yani cebimizde paramız da yoktu o zaman diyor. Ama şu anda yemek sepetinin bugünkü değerine baktığımızda yemek sepeti bugün yani birkaç milyar dolar var. Yani yemek sepeti zaten bir unicorn. Şimdi unicorn tanımı şuna veriliyor aslında. Bu özel sermaye şirketlerinin değerlemesi 1 milyar doları geçen şirketlere deniyor. Yani satış veya karlılık rakamı değil, değerleme. Değerleme dediğimiz bir rakam. Bu değerleme de aslında geleceğe dair bir gene vizyon, umut bundan kaynaklanan o yatırımcıların yaptığı değere deniyor. Mesela bugün tamamı kişisel sermaye olduğu için, hiç yatırım almadığı için unicorn demiyoruz ama Türkiye'nin aslında unicornları var başka. Sahibinden.com mesela. Evet. Bugün sahibinden.com'un değeri de birkaç milyar dolar. Ama Değil mi? yani %100 şey sermayeli, hiçbir yatırımcısı yok. Yurt içinde, yurt dışında. Dolayısıyla hani bu reklam olarak çıkmıyor. Sahibinden.com. Evet, bir Aslında o da satış yine gerçekleşmediği için biz onları şu anda bir satmıyor da. unicorn olarak görmüyoruz. Aynen satmıyor da yani hani dışarıdan birisi milyar dolar verse ben alıyorum dese satmıyorum diyor. Dükkan benim diyor. Ama değer olarak baktığımızda değerlemesi milyar doların çok üstünde bir şirket sahibinden.com. Dolayısıyla aslında Türkiye'de başka unicorn adaylarımız var. Ben bekliyorum. Yani dediğim gibi hatta bu örneklerde olduğu gibi başka belki yine adını bilmediğimiz başka şirketler de var. Ama potansiyel vadeden de birçok şirket var. Yani bence bu yolda çok iyi gidiyoruz. Bu eğer hem devlet tarafında hem özel sektörde sermaye ile desteklenirse bununla ilgili know-how, tecrübe, birikim buraya aktarılmaya devam edilir de bu sektörün önü açılırsa bence çok daha büyük başarıları görmemiz mümkün. Şimdi Covid'in aslında bir faydasına gelelim burada. Eskiden bu yatırımlar, eskiden dediğimiz daha 3-5 ay öncesi, bu yatırımlar Silikon Vadisi'ne sıkışmış durumdayken şu anda gidemiyoruz Silikon Vadisi'ne ne yapacağız? Ya Değil mi? yani dünyanın her yerinde artık bak yatırımcılar önceden diyordu ki
Yarın gel Palo Alto'da kahve içelim, buluşalım. Şimdi o da çıkmıyor evinden. Siz bir sunum gönderiyorsunuz Palo Alto'da yatırımcıya. Tamam diyor, yarın bir Zoom yapalım. Eşitlendi artık mesafe. Evet. Yani şu anda Palo Alto'daki bir yatırımcının da Türkiye, Hindistan, Avustralya'ya yatırım yapmasının önündeki bariyerler azaldı. Evet. Aynen. Yani şimdi tabii bizim şunu da görmemiz lazım. Ben şunu da sormak istiyorum. Biraz önce hani konvansiyonel sermaye veya geleneksel iş yaparak parasını kazanmış ve bir sermaye birikimi oluşturmuş şirketleri de bence bu girişimcilik dünyasıyla tanıştırmak lazım. Kesinlikle. İşte ben tam da o noktada Oğuzhan Hocam şunu sormak istiyorum. Bizler Denizli'de bir şeyiz, yani sivil toplum örgütüyüz ve bir burada bir kitleye hitap edebiliyoruz. Bizler ne yapabiliriz? Biz de bilmiyoruz açıkçası. Yani biz istiyoruz Denizli'de de böyle sanayisi gelişmiş, sermaye birikimi nispeten Türkiye'nin diğer illerine göre daha fazla olan bir şehrin sermaye sahiplerinin de bu tip çok yüksek getiri ileride getirebilecek potansiyele sahip olan girişimlere yatırım yapabilmesini sağlamak ve aynı zamanda girişimci olan insanlara da destek verebilmek ya da kısacası girişimcilik ekosistemini desteklemek istiyoruz bizler de sivil toplum örgütleri olarak. Ancak nereden başlayacağımız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani nasıl insanları, buradaki sermaye sahiplerini biz motive edebiliriz? Onların bu tip kazançların bu dünyada artık ilerleyen dönemde olabileceğiyle ilgili nasıl farkındalık yaratabiliriz? Onları nasıl bilinçlendirebiliriz bizler sivil toplum örgütleri olarak? Ya da Denizli'den nasıl bir melek yatırımcı çıkarabiliriz, yani özetle? Harika. Valla melek yatırımcı çıkarmanın yolu, önce herkes kendisi melek yatırımcı olacak. burada senden söz alalım ilk önce. Ben oluyorum dediğimde zaten arkadan gelecek olanlar var. Bu arada evet, sevgili Canberk Mersin yazmış. Canberk Mersin, ben tam onu diyecektim. Canberk'le tamam. Biz program öncesi konuştuk. Canberk Mersin, Civan Sözkesen ve Sinan Salgar. Evet. Bu üçünden dedim ki ben Oğuzhan'la program yapacağım. Dedim ben bu konuyla ilgili çok fazla bir birikimim veya böyle şeyim yok. Ben ne sorayım dedim programda, ne konuşalım dedim. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Ve Civan'ı da Canberk'i de bu konuyla ilgili yatırım yapan iki arkadaşımız olarak evet. Ve Denizli olarak ve Degiat üyesi olarak da buradan kutluyorum. İnşallah çok başarılı olurlar, bizlere de örnek olurlar. Kesinlikle. Şimdi bu konuyu gündeme getirdiğin için öncelikle çok teşekkürler. Yani ben de aslında bunu son 1-2 yıldır ben de gündemimin ana maddesi yaptım bu konuyu. Böyle Anadolu'da da çeşitli illere gidip gene sunumlar gerçekleştiriyoruz. TürkConfet'le beraber, Vize'yle beraber. İstanbul Sanayi Odası'nda aktif olarak gene seminerlere eğitimler veriyorum bu konuda. Ve birçok kişiyi de bu sayede aslında bu yatırımcılık dünyasına kazandırdık. İnsanları hem tanıştırdık hem kazandırdık. Şimdi burada önce bir takım şeyleri bilmek lazım, ayırt etmek lazım. Yani geleneksel ticaretle bu yeni nesil girişimcilik arasında ne fark var? Yani önce o aradaki bir farkı bilmek lazım. Tabii şimdi bunun üstüne daha uzun konuşabiliriz ama ben böyle bir sadece kısaca bir akılda kalsın diye bir şeyler söyleyeceğim sadece. Daha fazlası için başka şeyler gerekecek. Şimdi bir ticarette ne var aslında? Siz ticarette bildiğiniz işi yapıyorsunuz. Hatta hep böyle eskiler derler. Bildiğin işi yapacaksın derler. Peki girişimcilikte ne yapıyoruz? Girişimcilikte bilmediğimiz işi yapıyoruz. Yani giriş ya iki temel fark. Şimdi bildiğimiz iş ne? Bir pazarı olan, bir ustalığı, bir uzmanlığı olan bir iş. Girişimcilikte bir hayalimiz var, bir iddiamız var, bir vizyonumuz var. Yaratıcı bir iş. Yani böyle hem böyle insanların neye ihtiyacı olduğunu böyle keşfetmemiz gereken, keşife dayalı bir iş. Arayışa dayalı bir iş. Bir arayış var işin özünde. Dolayısıyla belirsizliği yüksek bir iş. Bir belirsizlik var orada. Bu da heyecan şimdi, getiriyor ve motivasyon yaratıyor bence. Çok doğru. Yani bu da heyecan ve motivasyon. Ama şimdi bildiğimiz işte bize bir özgüven getiriyor. Şimdi geleneksel işler ya evet. Diyoruz ben babamdan kaldı. Biz 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Şimdi işin getirdiği bir özgüven var. Özgüven olunca ne oluyor? Özgüven olunca risk alma iştahımız artıyor. Şimdi geleneksel evet. işlerde daha çok risk alabiliyoruz aslında. Risk alma iştahı. Çünkü biliyoruz ki ben bu işi biliyorum. Zaten yapıyorum. 10 lira yatırdığımda 20 lira kazanacağım. Yani ben bu işi biliyorum diyoruz. Yani tabii işler her şey yolunda gittiğinde.
Ama yeni nesil işlerde ya bilmiyoruz ki. Yani 10 lira yatıracağım, 10 liram çöp olabilir, 10 liram 10 milyar olabilir. Aynen. Yani böyle bir şey, range, sınır çok geniş. Şimdi dolayısıyla bu işe böyle bakmak lazım. Temel mantık şu, o yüzden geleneksel bir işe bankadan borç kredi alarak girebiliriz. Neden? Çünkü önümü görebiliyorum. Yani en kötü diyorum ki, yani şöyle bir makine aldım, bina yaptım, arsa aldım. En kötü ben bunları aldığım fiyata geri satarım. Yani en kötü 10 liraya 7 liraya satarım, 3 lira zarar ederim. Yani en kötüyü düşünüyorum, 3 lira zarar ederim. Şimdi yenilikçi işlerde 10 lira yatırdıysam 10 liranın hepsini zarar edebilirim. Dolayısıyla ne, şimdi soruyu şöyle sormak lazım. Geleneksel bir iş yapar gibi yeni nesil girişimcilik yapılmaz. Peki nasıl yapılır? Cevabı şu, kaybetmeyi göze aldığınız kadar yatırmanız lazım. Evet. Yani baştan kaybetmeyi ne kadar göze alın? Bu tabii herkesin şeyin bütçesine göre değişecek olan bir şey. Yani yatırımına göre. Yani siz normal ya biraz şey gerektiriyor bu. Portfolio approach deniyor. Yani bir portföy yaklaşımı gerektiriyor. Ben insanlara genelde şu soruyu sormayı seviyorum o yüzden. Şimdi buradan da sorayım bizi izleyen böyle sanayicilere, iş adamlarına sorayım. Şimdi ne kadarlık iş yapıyorsunuz? Ne kadarlık sermayeniz var? Veya işte işiniz ne kadar büyük? 10 milyon lira, 20 milyon lira, 100 milyon lira, 100 milyon dolar. Neyse. Peki soruyu şöyle soruyorum. Ya bugün sen yaptığın işi unut. Sana sorayım mesela. Yani şu anda diyelim 100 milyon liran var. 100 milyon TL. Sen bugün 100 milyon TL bankada nakit paran olsa ne yaparsın bununla? Emekli olurum hocam. Yani işte girişimcilerde yani emeklilik diye bir şey yok. Girişimciler emekli olmuyorlar. İyi olmuyorlar. Yani bir anda sorunca aklıma... Abi Elon Musk en büyük ilham adam 200 milyon dolara şirket satıyor. Gidiyor evet. Bir daha Tesla, SpaceX, SolarCity adam şirket kuruyor. Aynen, ben o SpaceX'e de birazdan değinmek istiyorum. Yani ona da, o adama da hayranım bu arada. Enerjisine hayranım her şeyden önce. Ya yani ben ne yapardım? Şimdi böyle direkt sorunca şey yapamıyorum ama herhalde ben de böyle inovatif, heyecanlı işlere hayatımın geri kalanını ve çocuklarımın geleceğinin garantisini aldıktan sonraki kısmıyla ilgili yani biraz kumar oynayabilirdim yani. Şimdi abi ben burada mesela şey söyleyeyim. Mesela Google ne yapıyor? Yani aslında Google ne yapardı? Elon Musk ne yapardı? Jeff Bezos ne yapardı? Steve Jobs ne yapardı? Yani biraz soruyu aslında biraz sormak lazım. Şimdi Google'da daha şöyle bir yaklaşım var. Yani bu gibi şirketlerde portföy yaklaşımı. Portföy yaklaşımı şu demek. Yatırımlarını üçe bölmek. Bir tanesi az riskli yatırımlar. İşte bildiğin iş. Yani 100 milyon liranın 70 milyon lirasıyla bildiğin bir iş yapabilirsin. Ya onu çok riske atma. Bildiğin bir iş yap. Okay. Ama geri kalan 30 milyonunda belki 10-20 milyonuyla daha çok risk alabilirsin. Öbür geri kalan %10'uyla yani 10 milyonuyla da belki inanılmaz riskler alabilirsin. Maksimum risk. Yani peak işte o 10 milyonun yani 10 milyonun 100 bin dolarını Peak Games'e ilk kurulduğu gün yatırsaydın o senin yatırdığın 100 bin dolar bugün zaten otomatikman 100 milyon dolar olacaktı. Anladım. Peki böyle bir formül veya bir böyle bir şey var mı? Bir öneri midir bu? Hani sermayenizin, yatırım yapmaya ayırdığınız sermayenizin %10'unu böyle maksimum riskli yerlere yatırabilirsiniz gibi. Aslında genelde böyle tavsiye %5-10 civarıdır. Genel tavsiye %5-10. Abi tamamını yatıranlar da var bu arada. Şimdi mesela 500 Startups diye bir melek yatırım ağı var. Bunun kurucusu Dave McClure. Dave McClure daha önceden şeyde çalışıyor. Neredeydi? PayPal'da mı? YouTube'da mı? Yani orada bir şirkette çalışıyor gene. Bu şirket satılınca buna da bonus olarak 250 bin dolar veriyorlar. Yani şirket milyar dolara satılmış. Bu da normal bir çalışan. Yani öyle kurucu falan değil. Burada tabii çalışanlara da para dağıtıyorsun ki onlar da tekrardan geri dönsün dağıtsın. Yani böyle kolektif bir kültür var burada. Bu da diyor ki ya bu iş iyi işmiş diyor. 250 bin doların tamamını, bak adam bütün serveti 250 bin dolar. 250 bin doların tamamını 10 tane şirkete yatırıyor 25'er bin dolara. 25'er bin dolar 10 tane şirkete yatırıyor adam. Diyor ki 250 bin dolar. Dün benim 250 bin dolarım yoktu. Yarın da olmasa bir şey olmaz diyor adam. Tamamını yatırıyor. Bununla bu riski alayım istemiş. Bununla aynen. Ondan sonra o yatırdığı şirketlerden bir tanesi milyar dolarlık oluyor. Ya adam 25 bin dolar yatırıyor. İşte 250 bin dolar alıyor karşılığı. Veya 25 milyon dolar alıyor. Neyse.
Ardından diyor ki ben bunu hayatım boyunca yapacağım. 500 tane şirkete böyle yatırım yapacağım diyor. 500 şirket diye, 500 startups, 500 startups diye bir yatırım şirketi kuruyor adam. Bugün Türkiye'de de şubesi var bu şirketin. Ve şu anda burada 500'ü geçtiler. Yani 1000'den fazla yatırımları var şu anda. 500'ü de geçti. Yani dolayısıyla ne kadar risk almak istediğinize bağlı. Ama kriter şu. Kaybetmeyi göze aldığınız kadar. Çünkü bu banka kredisi gibi değil. Banka kredisinde o aldığınız parayı faiziyle ödemeniz lazım. Burada yatırdığınız para, yani dolayısıyla borç alıp da startup'a yatırım yapılmaz. Burada kendi cebinizden kaybetmeyi göze aldığınız kadarını yatırmanız lazım. Gittiğinde sağlık olsun diyebileceğiniz, üstüne su içebileceğiniz. Yoksa mesela dün şunun esprileri dönüyordu Twitter'da da bu Peak Games'ten sonra. Şimdi ya yarın bizim Mehmet amca da gelip şey demesin. Ya bu çocuklar Peak Games 1.8 milyar dolara satılmış. Alın size para. Ondan sonra 2 ay sonra da gelip hani nerede benim 1.8 milyar dolarım demesin diye espriler dönüyordu. Yani böyle bir garanti beklenti yok. Şimdi bu tip insanları iştahlandırıyor bu haberler. Ama bu iş kolay olmuyor. Yani bu Peak Games çok istisnai bir örnek. Bütün her şeyin doğru olduğunda başarının gelebildiğini gösteren bir örnekte. Yani öyle bir herkes bu paraları kazan diye bir şey yok. Ha, ama şunu da söyleyeyim. Kazanma ihtimali Milli Piyango'da kazanma ihtimalinden daha yüksek. Onu da söyleyebilirim. Değil mi? Daha yüksek. Bence de daha yüksek. Yani bir kumar değil. Riski yüksek bir yatırım ve bir iş yöntemi. İşte bizler bunu Oğuzhan Hocam, yani burada Denizli sonuç itibariyle bir sanayi şehri, bir üretim şehri, bir ticaret şehri. Ancak biz kendi yaşadığımız çevrede ve dünyamızda her gün görüştüğümüz, her gün ticaret yaptığımız ortamda bunları yakalamamız biraz zor oluyor. Çünkü günlük meşgalenin içerisine maalesef çok yoğun bir şekilde gömülmek zorunda kalıyoruz. Ve ülkemizin de malum ekonomik şartları ve politik şartları bizim gibi geleneksel iş yapan insanlar için çok olumlu bir ortam, yatırım ve iş ortamı değil maalesef. Ve bunun için kendi menfaatlerimizi ve şirketlerin menfaatini korumak adına da bir takım kendi şirketlerimizin iştigal alanının dışındaki finansal gibi birçok parametreyi de takip etmek zorunda kalıyoruz. Bu da çok zaman alıcı ve yani enerji alıcı bir durum. Böyle olunca da orta vadede ve uzun vadede de iş yaptığınız yerde böyle kısılı kalıp oranın sınırlarını kırıp dışarı çıkamıyorsunuz. Ancak bunları tabii ki belli bir yaşın üzerindeki patronların veya sermaye sahiplerinin anlamasını ve bunları gerçekleştirmesini beklemek bence biraz hayalcilik. Benim burada hedeflediğim kitle Denizli Genç İş İnsanları Derneği. Adı üzerinde genç. İkinci nesil veya üçüncü nesil arkadaşlarımız, bizim üyelerimiz. Onlara ilham olsun diye bugünkü akşamki konuşmayı yapıyoruz ve çok değerli bilgiler öğreniyorum. Ben de aydınlanıyorum açıkçası. Yani bizler sivil toplum örgütleri olarak neler yapmalıyız? Kısaca sizden de hani neler yapabiliriz? Buradaki insanları nasıl motive edebiliriz? Onu da alabilirsem çok sevinirim. Ben işte burada mesela bence Canberk'le Civan'ın yaptığı çok büyük örnek. Şimdi mesela Canberk beni arıyor. Abi diyor biz yatırım yapacağız. Nerelere yatırım yapalım? Ben onu mesela tanıştırıyorum startuplarla. Veya böyle diyor, bizim böyle bir vizyonumuz var. Bir de benim dışında da yani gidiyor. İkisi de öyle. İstanbul'da, yurt dışında hani böyle bu konularda ilgili şeyler kimler? Aslında onlarla da görüşüp o networklerin içine de girmeye çalışıyor. Bunlar çok önemli. Şimdi burada güzel bir örneği Kayseri yapmış bu arada. Beni davet ettiler. RGS neydi? RGS Girişimcilik Zirvesi mi? İşte bu Uludağ Ekonomi Zirvesi gibi. Onlar da RGS Girişimcilik Zirvesi organize etmişler. Bu sene Ocak ayında gittik. Orada yaptıklarını anlattılar. Şöyle bir iddia koymuşlar onlar. Biz de mesela Kayseri olarak İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci büyük yatırım yapılan il olacağız. Bu arada başlamışlar. Önce beşincilermiş, dördüncü olmuşlar. Şimdi İzmir'i geçmişler. İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü yatırım yapılan il Kayseri olmuş. Kayseri'de nasıl yapmışlar? Bir melek yatırım ağı kurmuşlar. İldeki böyle iş adamları bir araya gelmiş. Ve çok şaşırdım. Yani böyle geleneksel işler yapan insanlar, diyorum işte ne yapıyorsunuz? Ben diyor geçen sene 2 milyon TL işte şeye yatırdım. Startuplara yatırdım. Kaç şirkete? 8 şirkete. Yani benim az önce anlattığım gibi kimisine 200 bin lira, kimisine 300 bin lira.
bir yılda 8 tane şirkete toplam 2 milyon TL para yatırmış mesela. Bu paranın hepsi gidebilir ya da bu para misliyle dönebilir. Misliyle dönebilir veya olduğu gibi gelebilir ama peki ne diyorum, ne fayda elde ettin? Çok güzel bir şey söylediler. Yani dedim işi kapmışsınız. Ya dedim hocam dedim, bu yeni dünyayı öğreniyoruz dediler. Yani ben burada bu yeni girişimciliği öğrenmek adına çok şey öğrendim. Çünkü ticaretin kuralları aslında biz böyle geleneksel işler yaparak ticaretin çok geniş kuralları var. Biz geleneksel işlerde, geleneksel sektörlerde bu ticaretin ufak kurallarını biliyoruz. Sürekli yaptıklarımızı biliyoruz. Ama girişimcilikte mesela yatırım yapacağız. Emisyon primi diye bir şey var. Veya işte sulanma diye bir kavram var. Veya değerleme diye bir kavram var. Yatırım öncesi, yatırım sonrası. Yani böyle hiç bilmediğimiz bir sürü kavram devreye giriyor. Veya kendi şirketimizde aşina olmadığımız bir sürü kavram devreye giriyor mesela. Bunlar da bize aslında ticaret olarak da çok şey öğretiyor. Ortaklıklar devreye giriyor. Birçok kimse geleneksel işletmelerde ortaklık yapamaz. Ama girişimler ortaklık yapmak için kurulan yapılar aslında. Aynen. Ortaklıkla büyüyen şeyler. Değil mi? Dolayısıyla. Yani, evet. Dolayısıyla Kayseri'de mesela bunun örneği var. İzmir'de bunun örneği var. Ankara'da bunun örneği var. O zaman Denizli'de niye bunun örneği olmasın? Yani kesinlikle. Denizli'de de ve bu da hem bölgesel, bence Denizli'de kurulmalı. Bu Denizli İzmir'le irtibatlı olmalı. İzmir, İstanbul ve Ankara ile irtibatlı olmalı. Bu da Türkiye'de yurt dışı ağlarla irtibatlı olmalı. Mesela şeyle konuştuk. Fethi Kamışlı var mesela. Ali Sabancı'nın da yeğeni. Esas Holding'in Esas Ventures diye bir oluşum kurdu. O da mesela, o da Sabancı ailesini ikna etti. O da kendi ölçeğinde. Yani herkes kendi ölçeğinde yapıyor bunu. O da dünyadaki yatırımları takip ediyor. Dünyadaki fonlarla görüşüyor. Ailesinden ikna ettiği fonla bunu dünyadaki yatırımlara yapıyor. Dünya ölçeğinde yapıyor. Yani önce yerelden başlayıp yerel, ülkesel ve uluslararası olarak bu fonlar büyüyebilir. Yani bunların hepsinin parçası olmak lazım. Şimdi melek yatırım yaparken şuna dikkat etmek lazım bir de. Şimdi bu işleri bilmeden giren kişiler de çocukları çok sevdim, ben bu çocuğa yatırım yapacağım deyip hani mesela yatırımın nasıl yapıldığını bilmeden yapılan yatırımlar da oluyor. Genelde bu tip işler hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor ve hem girişimcinin hem yatırımcının hüsrana uğramasına sebep oluyor. Yani ölüleriyle de tanıştım. Ya işte hocam paramızı kaptırdık, bu girişimciler dolandırıcı çıktı, para verdik geri vermiyorlar. Yani böyle bir şey yok yani. Ama dolayısıyla ben şunu tavsiye ediyorum. İlk aşamada yatırım yapmayı düşünüyorsanız maksadınız birincisi bu işi öğrenmek olmalı. İkincisi de bu işe girmek için halihazırdaki var olan fonlarla bir arada bu işi yapmak olmalı. Aynen. Üçüncüsü de bir melek yatırım ağı içinde böyle bir ne diyelim buna, insanların birbirleriyle bu riski paylaşarak bu işe girmesi olmalı. Yani bunun yöntemi bu. Bireysel bir de tek bir işe yaparak olmaz. En az 10 tane girişime yatırım yapmanız lazım. En az 10. Bir fon yani bir fonun mesela ortalama yatırım yaptığı girişim sayısı 15-20 civarı. Ya 10 bile az. Çünkü bu girişimlerin hani başarı oranları zaten %5'lerde, 10'larda. Dolayısıyla siz 20 tane girişime yatırım yaptığınızda bir tanesinin unicorn olma şansı var. Yani geri kalan 19 unicorn olmayacak. Ama bir tanesi olduğunda sizin yatırdığınız bütün parayı misliyle getirecek. Siz o bir taneyi bulmaya çalışıyorsunuz. Bu oyun dolayısıyla böyle çok sayılar kanunu. Ne kadar çok sayıya yatırdıysanız o kadar iyi. Ve çok büyük miktarlar yatırmanıza da gerek yok. Yani 20-30 bin dolarlar da yatırabilirsiniz. Herkes aynen kendi bütçesi ölçüsünde bunu yapabilir. Yani RGS'deki örnekte 5-10 bin dolara da yatırım yapabiliyorsunuz. Ama daha büyük fonlara giderseniz minimum 1 milyon dolarlık yatırım yapmanızı istiyorlar. Yani tamamen bu sizin ölçeğinizde bir know-how işi, bir network işi, bir kendine güven işi, bir vizyon işi. Dolayısıyla önemli olan buna niyet etmek. Yani buna niyet olsun. Burada mesela bu vesile olsun. Hem Canberk'in civanında olması, hem senin Degiyat'ın başında olman. Yani çok eskiden beri zaten seninle dostluğumuz var, görüşüyoruz. Yani hazır böyle bir fırsatta bu bir başlangıç olsun. Denizli'de de böyle bir şeyin muhakkak bence sanayiciler nezdinde, iş adamları nezdinde sahiplenilmesi lazım. Aynen. Yani şimdi biz tabii bunların iyi veya kötü bir şekilde farkındaydık Oğuzhan'cığım. Ama bu COVID süreci aslında süreci biraz daha hızlandırdı. Yani katalizör etkisi yarattı.
Bizler bu dijital dünyaya işte ne bileyim Zoom üzerinden toplantılar yapmaya, işte canlı yayınlar, seminerler, webinarlar yapmaya bir anda farkına vardık. Yani dijital dünyanın nimetlerinden bir anda farkına vardık ve bunlar hoşumuza gitti. Şimdi bu bir DGEAT açısından ve bizim yönetim kurulumuz açısından da dedik ki yani bu şirketlerin bir araya gelmesi ve Denizli gibi sermayenin ve üretimin ticaretin olduğu bir şehirde de buralara yatırım yapılmasının sağlanması lazım diye. Bir anda bizde böyle ışık yandı. Bununla ilgili de ilerleyen dönemde belki DGEAT'ın bir yönetim binası var. Güzel bir bina yaptık. Bu binanın içerisinde fiziken de bir girişimcilik ve inovasyon merkezi ilerleyen dönemde belki kurma düşüncemiz var. Tabii ki sadece fiziki olarak bunu kurmak değil, içerisine doldurmak lazım. İşte Canberk gibi, Civan gibi arkadaşlarımız var. Bizim yönetim kurulumuzda Sinan Salgar var. Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor şu anda Denizli'de. Bunları bir araya getirerek, bu sinerjiyi oluşturarak da Denizli'de DGEAT olarak bununla ilgili daha farkındalık yaratmak ve insanları bu konuyla ilgili bilinçlendirme gereği duyuyoruz. Bunu da yani bir görev olarak görüyoruz şu anda. Ve tabii ki bu dediğim gibi Peak Games olsun veya Yemek Sepeti olsun, bu tip şirketlerin geldiği noktalar ve başarılar da bizleri açıkçası motive ediyor ve ufkumuzu açıyor. Bu açıdan da Denizli'nin ilerleyen dönemde de Kayseri örneği bir performans sergilemesi gerekiyor kesin diye de düşünüyorum. Kesin ya, Kayseri yaptıysa Denizli niye yapmasın? Daha niye iyisini yapmasın? Yapar. Denizli bir kere, Kayseri üretici bir şehir ama Kayseri ihracatçı bir şehir değil Denizli kadar. Öyle. Denizli çok ihracatçı bir şehir çünkü üretim yapmak ayrı bir şeydir. Kesinlikle. Üretimini ihracata yönelik yapmak apayrı bir şeydir. Denizli mermerinden, kablosundan, tekstilinden birçok sektörüne kadar ihracatı bilen ve Türkiye'deki ihracatı en başarılı yapan şehirlerden bir tanesidir Denizli. Sadece tekstil anlamında söylemiyorum. Onun için Denizli bence çok farklı bir tecrübeye ve birikime sahip. Sadece sermaye olarak değil, böyle bir ihracat ve dış ticaret kültürü olan da bir şehir Denizli. Bu anlamda Kayseri'den daha başarılı buluyorum ben Denizli'yi şahsen. Peki bu noktaya gelmişken hocam, aklıma geldi şimdi sorayım. E-ihracat diye bir şey var. Hep ihracat diye konuştuk. Evet. Şimdi biz geleneksel ihracat yapıyoruz. Şimdi o konuya gelelim. Geleneksel olarak ihracatta başarılı olmuş bir şehiriz ama artık bu e-ihracatlar konuşuluyor. İşte Amerika'daki bir e-ticaret portalının üzerinden buradaki üretici direkt son tüketiciye ulaşabiliyor. En bilinen işte Amazon gibi gibi. Denizli'nin konvansiyonel anlamda yakalamış olduğu bu ihracat başarısını e-ihracata nasıl taşıyabilir? Buralarda ne gibi tedbirler ve uyanıklıklar göstermesi lazım? Konuyla ilgili tavsiyelerinizi alabilirsem memnun olurum. Şöyle, şimdi doğrudan ihracattan e-ihracata atlamak ilk aşamada doğrudan ben bunun kolay olduğunu zannetmiyorum. Önce bir aşaması var. Önce bir e-ticarete geçmek lazım. Yani ihracattan önce e-ticaret. Aynen. Önce bir e-ticareti öğrenmek lazım. Sebebi ne? Şimdi mesela şu anda Denizli'li sanayici, tekstilci ihracat yaptığı zaman B2B yapıyor bunu. Yani toptan satıyor. Fason üretip satıyor. Doğru. Yani tüketiciye satma tecrübesi yok. Ha, tecrübesi olan şirketler var Denizli'den çıkan. Çakra var mesela. Müthiş bir şirket. Yani şey anlamında, sevgili Ali Rıza abiye de buradan selamlar olsun. Çakra Denizli çok başarılı. Yani tüketiciye satma tecrübesi var. Mesela bu gibi şirketlerin e-ihracat potansiyeli çok daha yüksek. Hani hep deriz ya, böyle bir marka olması lazım. Marka nasıl olacaksın? Marka işte internet orada. Yani bugün dünyada şöyle bir kavram var. D2C, yani direct to consumer. Yani doğrudan tüketiciye erişen markalar diye bir kavram var. Şimdi bu doğrudan tüketici markası olmak lazım ilk önce. Doğrudan tüketici şirketi olmak lazım. Denizli'nin eksik olduğu beceri bu. Yani işte bu Çakra gibi, English Home gibi hani şirketler dışında bunun örnekleri çok fazla yok. Önce bu tüketici mantığını yakalamak lazım. Bunun için de, bunun yöntemi de basit ama. Bu sayede gene ihracat da mümkün, e-ticaret de mümkün. Mesela bugün bir girişimciyle konuşuyordum. Hatta kendi hikayemde de paylaştım bugün Instagram'da. Ospek diye bir girişimci. Sahibi Osman da çok sevdiğim bir arkadaşım, bir girişimci.
Osman'ın bu yaptığı şey bir çanta yapıyor. Yani çanta diyebilirsiniz. Ya çanta ne olabilir ki? Ama çantaya bir yenilik katmış. Kattığı yenilikle de Osman'la ben ilk tanıştığımda 2013-2012 senesinde tanıştık yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bu Denizli tekstilciler gibi Osman da toptan satıyordu. Yılda işte üretim planlamasını yapıyor. 30 bin adet, 40 bin adet, 50 bin adet, 100 bin adet neyse planlamasını yapıyor. Ürettiriyor sonra toptancılara satıyor. Ondan sonra ya dedim bu böyle olmaz, sen dijital pazarlama yapman lazım, e-ticaret yapman lazım. Neyse öyle mi böyle mi derken Osman bugün sadece e-ticaret ve e-ihracat yapıyor. Toptan satışı komple bıraktı. Şu anda diyor ki yani başım çok daha az ağrıyor diyor. Ondan sonra işte ürün vadesiydi, satış çekiydi, şöyleydi, böyleydi, beklemek hiçbir şey yok. Adam diyor internetten siparişi veriyor, anında para hesabıma geçiyor diyor 7/24. Ve bugün diyor ki mesela bugün işte yeni bir çanta tasarımı yapmış, işte onu göndermiş, üstüne konuşuyorduk. Ya diyor ki bu korona sürecinde nasıl işler dedim. Ya dedi benim normalde ben Eylül ayında, yani çanta satıyor ya, Eylül ayında satışları zirve yapıyor tam okula dönme zamanı. Benim dedi Mayıs ayı cirom Eylül ayı ciromu geçti dedi. Müthiş. Yani şu an dedi ben anlamıyorum dedi, insanlar evde e-ticarette, yani bakın çanta da satıyor olsanız, okul çantası da satıyor olsanız, el çantası da satıyor olsanız, insanlar evde e-ticarete büyük bir yönelim var. Yani bu az önce dedim, bu Covid'in zihinsel dönüşümü özellikle e-ticarete çok etkili. Bugün onu konuşuyorduk kendisiyle. Ürün fiyatlarına zam yaptım dedi. Ona rağmen dedi satışlar artıyor dedi. Şimdi ama bu, yani bu Covid sonrası olmadı. Covid sonrası bu geçici bir talep kayması olmayacak değil mi? Yani böyle perakende satıştan online satışa mecburen salgın döneminde insanlar fiziken bir mağazaya ulaşamadıkları için bir online tüketim yaptılar. Hatta Türkiye'deki büyük market zincirlerinden bile biz sadece giyim kuşam değil günlük market alışverişimizi bile aldılar. Hatta Denizli'de ben inanamadım. Denizli'de bir manav var. Manavdan ben şey sipariş verdim. Hayatımda ilk defa evime işte ne bileyim maydanoz, nane, portakal falan sipariş ettim. Hoşuma da gitti yani. Sonuçta güzel bir hizmet. Yenilik. Yani ama bu salgından sonra ben manava gitmeye devam ederim. Hani o manavdan devam ettirmem şeyi. Online alışverişi veya siparişi. Ne bileyim. Hani bu kalıcı olacak mı Oğuzhan Hocam? Yani perakende tüketimden online tüketime geçiş sadece Covid sürecinde mi böyle bir pik yaptı? Yoksa ilerleyen dönemlerde zaten bu bir trendti. Buraya gidecek miydi iş? Şimdi şöyle bugün de tam bununla ilgili gene bir rapor okuyordum bununla ilgili. Ya yani işin özü şu. Bu zaten trend buraya doğru gidecek. Yani Covid de böyle iyice pik yapmış olabilir. Tamamı kalmasın. Ama yani eskisine göre çok daha hızlanarak ve artarak devam edeceği kesin. Bunda hiçbir şüphe yok. Yani bazı şeylerin geriye dönüşü yok. Mesela BKM'nin verisi Mart ayında ilk defa kullanılmaya başlanan kredi kartı sayısı 3 milyon. 3 milyon kredi kartı ilk defa e-ticarette kullanılmaya başlamış. Daha önce hiç yani 3 milyonun yarısı bir daha kullanmasın. 3'te biri kullanmasın, 5'te biri kullanmasın. Ya ama birkaç yüz bin kişi burada kalacak artık. Kesinlikle. E-ticaretin normal ticaret içindeki payı dünyada yüzde işte 12'lerde 15'lerde, Türkiye'de yüzde 6'larda 7'lerde. Bu oran bu senenin sonunda yüzde 20'lere gelecek. Ya bu oran daha da yükselecek. Aynen. Şimdi dolayısıyla benim az önceki söylediğimle toparlayacak olursam şöyle bir şey var. Yani burada e-ihracata gitmeden önce e-ticareti öğrenmek lazım. E-ticaret gittikçe artan bir trend. E-ticareti öğrenmek demek, hep yıllardır konuşuyoruz ya kurumsallaşmak diye. E-ticareti öğrenmek demek otomatikman kurumsallaşmak demek. Otomatikman. Çünkü çünkü e-ihracat portalı seni eğitiyor ve kendi formatına, kalıbına sokuyor seni. Kesinlikle. Seni orada ehlilleştiriyor. Yani mesela bugün bunu başka platformlarla yapıyor. Mesela armut.com. Ya çok armut.com işte Başak kurucusu. Şöyle hikayesi var. Ya diyor bir sistem üzerindeki tesisatçı, işte siz armut.com üzerinden sipariş verirseniz oradaki yorumlardan dolayı size çok üstün hizmet kalitesi veriyor. Armut.com'un dışında ya ben onu aradan çıkarayım, nasıl olsa adamla tanıştım, telefon edeyim, çağırayım derseniz
adam aynı hizmeti size göstermiyor. Çünkü yorum yazmayacaksınız o zaman hakkında. Aynen. O zaman siz, yani dolayısıyla bu sistemler insanları terbiye ediyor. Uber, niye Uber Airbnb popüler oldu? Çünkü hakikaten hizmet kalitesini çok üste çıkarıyor. Şimdi e-ticareti, e-ihracat böyle bir şey. Otomatikman kurumsallaşma gelecek. Biz burada bir daha kurumsallaşma, markalaşma konuşmayacağız. O şeye alışınca, dinamiğe alışınca o işin bir usulü var, yolu var, yordamı var. Geleneksel firmalar bu şekilde çalışmayı öğrenince, bu şekilde çalışmaya başlayınca otomatikman zaten doğal yol o tarafa gitmek olacak. Aynen. İşte yöntemi bu. Doğal bir süreç olacak burada. Doğal bir süreç olacak, oraya gidecek. Öncelikle bizler, eğer ki e-ihracatı Denizli, ihracatı bilen, geleneksel ihracatta başarılı olmuş bir şehir olarak öncelikle e-ticaretin kurallarını öğrenecek. E-ticareti belki kendi ürünlerini iç piyasadaki e-ticaret portallarında öncelikle satış yapacaklar. Bunları öğrendikten sonraki süreçte de e-ihracatta başarılı olmaları daha mümkün ve yüksek diye anlıyorum ben. Hakan'cığım bir örnek vereyim. Mesela Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun bir öğrencim var. Tam böyle fırlamanın önde gideni bir öğrencim. Ondan dedi ki hocam ben dijital pazarlama öğreneceğim. Dijital pazarlama. Google'ın ücretsiz dijital pazarlama eğitimleri var. Herkes erişebilir. Google Dijital Atölye gidiyorsunuz. Eğitimler aldı. Ondan sonra gitti kendi kendine site yapmayı öğrendi. Sonra adım adım ilerliyor. Berberine tıraş olurken diyor ki berberine, ya diyor senin diyor internet siten var mı? Yoktur diyor. Ben sana internet sitesi yapayım. Hem berberinden para alıyor, internet sitesi yapıyor. Onu yaparken kendisi öğreniyor. Google reklamları veriyor. Vesaire derken bir kendine güveni geldi. İşte o sırada master'a başladı. Bu pazarlama işlerini öğrendi. Geçen sene bir tane işte bu bilirsiniz bu Yusuf Mahmut Tuncar, Yumatu diye şey firması Yumatu var. Evet. Televizyonlarında görüyorum o Yumatu'yu. En çok. Ondan sonra. Mesela çok büyük bir firma. Yani milyarlık satışları olan bir firma ama hiç ihracat yapmamış. Evet. Aldı bu firmayla bu sefer ya nasıl ihracat yapmazsın? Gitti ihracat işlerini öğrendi. Hakikaten onlara e-ihracat yaptırdı. Ama nasıl yaptı? Kendi dijital pazarlama bilgisini kullandı. İşte videolar çekti. YouTube kanalı açtı. Alibaba da onlar için yazılar yazdı. Reklamlar verdi. Bunların sonucunda daha böyle birkaç ayın sonunda hakikaten milyon dolar seviyesinde e-ihracat yapmaya başladı. Ama dediğim gibi yani işin özü, öncesi, ilk aşaması bu dijital pazarlamayı ve e-ticareti bilmek. Bildiğinizde de sonrasında buradan yeni satış kanallarının açılması çok mümkün. Aynen. Buna niyet etmek lazım. Oğuzhan'cığım 2 dakikadan az zamanımız kaldı. Çok keyifli bir sohbet. İlerleyen dönemde inşallah fiziken de bir araya gelelim Denizli'de diye umuyorum. İnşallah. Ve bu girişimcilik ekosisteminin Denizli'de gelişmesi adına da ilerleyen günlerde senin kapını çalacağız. Senin önerilerini de alacağız. DGYAT olarak da inşallah elimizden geleni yapacağız. Ama ben bunların hepsinin özünde şunu görüyorum. İnsan zekası ve insan çok muhteşem bir yaratık. Ve sınırlarını kısıtlamamak lazım insan zekasının ve dimağının. Onun için özgürlükler çok önemli. Sizin gibi akademisyenler içinde, girişimciler içinde ve heyecanlı insanlar içinde bu tip şirketlerin ortaya çıkabilmesi, bu tip girişimcilerin ve inovatif fikirlerin ortaya çıkabilmesi için öncelikle özgür düşünce ve özgür hareket edebilme imkanı bence olmazsa olmaz. Bugün SpaceX firmasının uzaya işte insan göndermek suretiyle yaptığı işleri heyecanla izliyoruz. O bir uzay insan gönderme turizmi değil. Bence hayal eden bir insanın hayalini gerçekleştirebilecek bir ortamı bulmuş. Ben bunu okuyorum buradan ve bu beni heyecanlandırıyor. İstersen son 20 saniyemi sana vereyim sözü. Ya burada bence aslında herkesin daha büyük hayaller kurması lazım. Hayalle hedefi ayırt etmemiz lazım. Bu Elon Musk'tan Steve Jobs'tan bu konuda öğrenecek çok şey var. Ben takip etmenizi öneririm bu hayaller anlamında. Tabii bununla ilgili sürekli